gözün dışarıda. Eskisi gibi bağlı değilsin bana. Gelmem bu oyuna, bırakmam yanına. Ne işler açarım başına. Başlayalım, iyi gitsin her şeyiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Huzur, mutluluk, afiyet, sağlık, sıhhat diliyoruz hepinize. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çocuk doktorumuz Hayri Gözükil'le her salı olduğu gibi bizimle beraber. Evet. Siz nasılsınız? Vallahi ben çok iyiyim, siz nasılsınız asıl? Vallahi ay sormayın, sormayın. Dünden sonra başıma neler geldi. Aslında birazdan özetini göstereceğiz size. Ama önce biz neler yapacağız onu. Hem de Bakırköy'de. Ortada, meydanda. Ya, fena olmuş. Aslında hiç de fena olmadı. Fakat tamamen olay döndü tacize geldi. Ama olayın benim vermek istediğim şey bu değildi. Benim vermek istediğim ekiple beraber ne kadar da güzel çalıştık, yaptık. Bak şimdi siz girdiniz, sizin konular yarım kalacak şimdi. Türk milletinin gerçekten üste başa bakmadan yardımsever olduğu. Ben bunu gördüm. Kardeşim, Türk milleti yerde yatan birisi varsa, kadın erkek olsun, düşmüşse, acizse, üzeri çerçöp olsun, önemli değil. Yardım elini uzatıyor. Ben bunu gördüm. 15 saniye sonra Paris'te adam saatlerce yattı. Tık yok. Kimse gelmedi. 15 dakika yerde kaldım. Sesleri duyuyorum. Ha, kadın düştü. Ne oldu acaba? Ve hemen yardıma geldi. Allah onlardan razı olsun. Bu bir sosyal deneydi. Fransa'da yapıldı. Türkiye'de yapıldı. Fransa'da üst baş değişince yardıma gelirken benim memleketimde bakmadılar kim olduğuna, ne olduğuna, nasıl göründüğüne. Gerçekten el uzattılar. Kimisi su getirdi. Aç mısınız bacım diyen oldu. Ve gerçekten Türkiye'de yapılınca bu iş böyle. Ha, su istimal edilmemesi lazım. Bu kadar iyiliksever, bu kadar yardımsever bir toplumuz. Ama artık böyle herkes elini açıp dileniyor. Bir şeyler istiyor. Taciz edecek boyuta getiriyor isteme olayını. Üstelik bunu sadece bize yapmıyor. Yabancı insanlar geliyor. Bilmiyorlar, böyle şeyler yok ki oralarda. Kimse size 10 lira 5 lira istemez yani. Bizi rezil etmemeleri de gerekiyor kimsenin. Böyle bir şey gördüğünüz zaman siz müdahale edin lütfen. Dün yaşadığımız şeyleri konuşacağız ama geçen hafta 21 yumurtayı kıramadık sizinle beraber. Vallahi bugün kırarız artık. Bugün kırarız artık. Yumurtalar kırarız, merak etmeyin. Bugün hem de iki tane var. Şimdi bunlarla bir de yemek yapacağız. Tamam. Birinden omlet yapacağız, birinden menemen yapacağız. Tamam. Beraber. Tamam, ama ilk siz tadarsınız. La aşk olsun. Tamam, ben yaparım. Ben tadarım, merak etmeyin. Boy uzamıyor çocuklarımızın diyorsanız bugün boy uzatan tarifimiz var. Çorbalar var, dondurmalar var. Sayıverin hemen lütfen. İş gelmeden çocuklarımızın vücudunu direnç kazandıralım diye bir karışım daha var. Onu yapacağız. Bu arada çocuklarda, obez çocuklarda, hani çocuğumuz kilolu, bunun iştahını nasıl kapatırız diye bir karışım vereceğim. Bir karışımla, bu karışımla sadece göbeklerdeki yağı eritmek mümkün. Çocuklar veya büyükler de aynı şekilde. Ha, bizim için de mi geçerli? Evet, sizin için de aynı şey geçerli. Daha da dikkatli dinleyeyim o zaman. Ve çocuklarımızı nasıl zayıflatabiliriz, gün boyunca nasıl tok tutabiliriz, onu anlatacağım bugün. Peki. Sevgili izleyiciler, doktorumuz Hayri Gözükiller bizimle beraber. Telefonlarınızı bekliyoruz. Bu arada ekip arkadaşlarımız hazırlamışlar. Dün neler yaşandı ve gerçekten Fransa nereye, Türkiye nereye? Bizim insanlarımız bu toprağın insanı yardımsever. İşte bakın, kanıt. Zahide Yetiş işte böyle taciz edildi. İstanbul'un göbeğinde işte bunlar yaşandı. Olsun abi, o da olur. Türkiye dün bu olayı konuştu. Sen de evin var mı senin? Yok abi. Sokaklar hayatın bir yansımasıdır ve bu yansıma öylesine ilginç bir deneyle gelmişti ki ekrana. Dün ekrana gelen görüntüleri izleyenler bu kadarına pes doğrusu dedi. Söyle canım. Abi bir ekmek parası. Bakayım o. Abi bir ekmek parası. Yok, sıkmaz para. 15 kuruş. Olsun abi, o da olur. Fransa'da bir sosyal deney yapılmıştı. Bir adam
eski püskü kıyafetleriyle sokağa çıktı. Herkesten yardım istedi. O adam yere düştü ve Fransa'nın en işlek caddesinde kimse yardıma koşmadı. Adam çaresiz bir şekilde dakikalarca yerde kaldı. Aynı adam bu sefer tertemiz kıyafetler giydi. Aynı şekilde aynı caddede yere düştü. Bu sefer herkes yardımına koştu. İki farklı kostümle iki ayrı sosyal tepki işte böyle gelmişti ekrana dün. Aynı adama iki farklı elbise nedeniyle gösterilen ilgi herkesin tepkisine neden olmuştu. İşte bu deneyin aynısını Zahide Yetiş Türkiye'de gerçekleştirdi. Zahide Yetiş ekibiyle birlikte Bakırköy Meydanı'na gitti ve saatler öncesinden çekim hazırlıklarına başladı. Bunu biraz estetik yapmak lazım. Makyajından kostümüne, saçından ayakkabısına, takılarından eşarbına kadar öyle bir değişim yaşamıştı ki onu neredeyse ekibi bile tanıyamayacak haldeydi. Ha, ellerim bembeyaz ya ama neyse. Sosyal deney işte böyle başlamıştı. Zahide Yetiş çaresiz bir şekilde Bakırköy Meydanı'nda herkesten para istemişti. Abla, hastalığınıza şifa versin Allah. Onun yüzüne ilk dakikalarda dönüp bakan olmamıştı. Ancak bir adamın garip hareketleri dikkat çekmişti. Adam tanınmaz halde olan Zahide Yetiş'e işte bu şekilde davranmıştı. Evin var mı senin? Yok abi. Sokakta kalıyorum. O zaman sana sahip çıkıyorum. Yardım tavrı bir anda tacize dönüşmüştü. Söyledikleri ekibi ve izleyenleri şaşkına çevirmişti. Sağ ol. Canım, seni çok seviyorum. Tacizci adamın elleri de rahat durmuyordu. Yardımdan da öte garip garip davranışlar sergilemeye başlamıştı. Türkiye'nin dikkatini çeken ve dün gündeme bomba gibi düşen bu görüntüler uzun süre hafızalardan çıkmayacak. Zahide Yetiş ekibinin yardımıyla tacizci adamdan işte böyle kurtulmuştu. Gidin yanına gidin ya. Tamam. Ve sosyal deney işte böyle devam etti. Zahide Yetiş Bakırköy Meydanı'nda bir anda yere düştü. O yere düşer düşmez kimse kılığına kıyafetine dikkat etmeden hemen yardıma koşmuştu. İşte Türk insanının yardımsever tavrı. Yerde yatan kişinin Zahide Yetiş olduğunu kimse bilmiyordu. Ancak herkes yardım etmek için çevresinde pervane olmuştu. Fransa'da ise eski kıyafetleriyle sosyal deney yapan bu adama kimse yardım etmemişti. Ancak Türkiye'de herkesin ne denli yardımsever olduğu Zahide Yetiş'in bu deneyiyle kanıtlandı. Zahide Yetiş'e özellikle koşup su getiren Seyit isimli genç de hafızalara kazındı.
adam bu. Hangisi? Allah razı olsun sizden. Demeyecek adamı... O bir an olsun düşünmeden, çekinmeden, tereddüt etmeden yerde yatan kadına böyle yardım etti. Ellerine, ayaklarına su döktü. Size kimseniz yok bunlar. Yani ne yapalım sizin için, nereye götürelim? O yardımsever genç cuma namazına gidiyordu. Çaresiz kadını görünce işte böyle müdahalede bulundu. Zahide Yetişse bir süre sonra gerçeği işte böyle açıkladı. Zahide Yetiş'in başındaki peruğu çıkartarak yardımseverlere teşekkür etmesi kameralarımıza böyle yansıdı. Allah hepinizden razı olsun. Allah hepinizden razı olsun. Ben biliyordum Türk halkının yardım edeceğini. Allah gel, gel, gel. Allah hepinizden razı olsun. Bakırköy Meydanı'nda yıllarca hafızalardan çıkmayacak bir sosyal deney gerçekleşmişti. Zahide Yetiş, olay sonrasında yardımsever Seyit'le buluşmuştu. Ben zannettim ki hani farklı bir şeyler zannettim. Belki karnınız açtır, ne bileyim ya. Belki hastalığınız vardır. Yani. Ve günün kan donduran, insanın yüzüne tokat gibi çarpan o görüntüsü. İşte Türkiye'nin konuştuğu o görüntüler. Evet, dün bunlar yaşandı. Aslında bu olayı biz cuma günü çektik. Cuma namazına giden bir gençti Seyit, dün burada misafir ettim. İlk gelenlerden biriydi ama orada olan ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de Sayın İstanbul Valimize. Duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum. Bakırköy Emniyet Müdürümüzle konuştum. Programa girmeden önce yapabileceğimiz bir şey var mı Zayda Hanım dediler. Var olsunlar, çok teşekkür ediyorum. Burada normalde büyük bir meydan ve her yerde polis var. Sizin gördüğünüz ve görmediğiniz her yerde polis var. Ve asayişi düzenlemek adına zaten hep oradalar. Fakat çok olayı uzatmadığımız, büyütmediğimiz için, yoksa normalde böyle bir şey olacak. Kadınlar, benim yaşadığım hiçbir şey değil ki. Olayın taciz kısmını büyüttüler. Benim anlatmak istediğim bu değildi aslında ama bütün başlıklar öyle atıldı. Oysa anlatmak istediğimizi sizinle paylaştık. Türk insanının yardımsever ve duyarlı oluşu. Taciz de başımıza geldi, göstermeyelim mi? Gösterdik tabii ki. Ama burada da şu gerçeğimizi vurgulamak lazım. Bir kadın olarak böyle bir şeyle karşılaşsam asla izin vermem. Müdahale ederim, karşı koyarım ve utanmam. Bu benim utanacağım bir şey değil çünkü. Burada utanması gereken karşı taraftaki insanlar. Bunu sizin için aslında özellikle söylüyorum. Benim yaşadığım hiçbir şey değil. Her gün kendi kocası, kendi çocuğu, tanımadığı insanların tacizine uğruyor kadınlar ve buna engel olmaktan imtina edebiliyoruz bazen. Biz karışmıyoruz, bazen görüyoruz. Bazen onlar utanıp sıkılıyor ve çekiliyor kendi kabuğunu. Oysa tam tersi, polisimiz var bizim. Şikayet etseniz, zaten bu şikayete bağlı bir olay. Anında adamı bulurlar, yaka paça alıp götürürler. Asla kaçırmazlar, bırakmazlar peşini zaten. Bir başkasından yardım isteyin ve ne olur utanmayın. Hepimize ders olsun. Hepinize ders olsun. Şimdi telefonlarımız var, yapacak çok şeyimiz var. Hızla merhaba diyelim. Gönül Karahanoğlu, Kader Genel Başkanı. Peki, Gönül Hanım merhaba. Hoş geldiniz efendim. Gönül Hanım merhaba. Gönül Hanım, böyle zamanlarda hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk efendim, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Gönül Hanım, bir sosyal deney yaptık dün ve deneyimizin içinde bir anda bir adamın bir şekilde taciziyle karşılaştık. Ekranda paylaştık ve böyle durumlarda kadınların neler yapması gerektiğini sizinle paylaşıp konuşmak istiyoruz. Evet efendim, biz kader olarak kadınların karar mekanizmalarında eşit temsilini için savaşan ve uğraşan bir derneğiz. Kadına ilişkin tüm sorunların çözülmesinde, karar mekanizmasında kadın bakış açısına sahip kadınlar çoğaldığı zaman bu çözümlerin kolaylaşabileceğini biliyoruz. Onun için de bu alanda uğraş veriyoruz. Peki biz böyle bir duruma uğradığımızda bir kadın olarak
sizin başınıza gelse, Allah korusun, siz ne yaparsınız? Ne yapmamız gerekiyor? İşte, ilgili kurumlara başvurup şikayetimi iletip yardım isteyeceğim. Başka yapabileceğim bir şey yok karşılaştığımız zaman. İlgili kurumlardan kastettiğiniz polis en yakın bize. Polis, en yakın polis. Belediyelerin ilgili birimleri olabilir. Kadına yardımcı olabilecek birimler olabilir. Ama en başta müracaat etmem gereken yer polistir gayet tabii. Peki bazen kadınlarımız kendisi ürküyor, korkuyor. Bir şey söylemekten çekiniyor. Sanki suçlu oymuş gibi davranıyor. Utanıyor, sıkılıyor. Böyle düşünmemelerini söylüyoruz ama siz ne dersiniz? Hayır, böyle düşünmemeleri gerekiyor. Kendileri böyle bir şeye maruz kaldıkları zaman suçlu değil, aslında mağdur durumundalar. Bunu hiçbir şekilde unutmadan, haklarını bilerek ilgili kurumlara başvurup haklarını savunmaları gerekiyor. Alo. Buradayız efendim, duyuyoruz sizi. Evet. Burada bizim yaşadığımız, kadınların yaşadığının binde biri değil aslında benim yaşadığım. O yüzden bu kadar gündeme geldiği için tekrar gündeme getiriyorum programımda. Yoksa asıl haberimiz bu değildi. Fakat bu çok ses getirdi. Sosyal medyada özellikle. Ama bir aciziyet varsa ortada, bundan faydalanmaya kalkan insanlar olmasın. Bu bize yakışmıyor, erkekliğe yakışmıyor, insanlığa yakışmıyor. Gayet söyleyecek tabii. Sözünüz varsa sözü size bırakayım. Evet, kadın ve erkek olarak biz eşit haklara sahibiz. Eşit haklara sahip olduğumuzun bilincinde olarak kadınlarımızın hareket etmesi gerekiyor. Ve hiçbir şekilde çekinmeden ilgili kurumlarda haklarını aramaları gerekiyor. Tabii bunun için de önce haklarının neler oldukları konusunda bilgilendirilmeleri gerekiyor. Bu tarz yapılan eğitimlere, bilgilendirme toplantılarına katılırlarsa haklarının ne olduğunu öğrenirler. Ondan sonra başvurmaları ve hakların peşinden koşmaları da kolaylaşır. Çok teşekkür ediyorum. Kader, ben teşekkür ederim. Başkanı, Genel Başkanı Sayın Gönül Karaonoğlu. Sağolunuz efendim, kolaylıklar diliyoruz size. Teşekkür ediyoruz tekrar. Bu olayda bir vesile oldu. Kadınlara güç olsun. Yaşadığımız şey bu gerçekten küçücük bir şey ama çok daha fazlasını yaşayan kadınlarımız var. Lütfen bu olayı bir de dejenere etmek isteyenler var. Buna da izin vermiyorum. Çünkü çok üzülüyorum. Anlatmak istediğimiz şey başkayken sadece bu olayı konuşmayın lütfen. Tesadüfen başımıza geldi. Söyledik, paylaştık. Her şeyde de bir hayır vardır. Kadınlara söyleyecek iki çift sözümüz daha oldu böylece. Ama bizim milletimiz her durumda gerçekten yardımı seven ve iyi niyetli insanlardan oluşuyor. Böyle arada çıkabilir, onları da biz yok edeceğiz. Gücümüzle, aklımızla, kadınlar olarak özgüvenimizle ve hayır demeyi bilip hakkımızı arayarak. Şimdi Sevgi Hanım Balıkesir'den hazır mısınız doktor? Hazırım. Hadi başlayalım o zaman. Sevgi Hanım merhaba. Merhabalar, hayırlı yayınlar dilerim. Teşekkür ediyoruz efendim. Hoş geldiniz, buyurun. Teşekkür ederim. Ben sizi şu anda göremiyorum. Hocama bir sorum olacaktı. Buyurun, buyurun, buyurun. O da dinliyor hocam, sizi. Merhabalar. Merhabalar, buyurun. Benim kızım 16 aylık. Doğduğundan beri kafa problemi yaşıyorum. Tamam. Doktorumuz bize bağırsak düzenleyici verdi. Süreli kullanmamak kaydıyla. Ve kabız, süreli kabız stiller var. Çok zorlandığında onu atabilirsiniz ama bir şekilde geçmiyor. Şu anda popusunda çirkinlik oluştu. Büyük ihtimal bağırsığa dönüştürüyor çocuğu. Ne yapabilirim? Kıyamam ya. Anne, ne kadar zamandır çıkmıyor tuvalete? Doğumdan beri diyor. Kaç günde bir yapıyor kakasını? Ve bazen krizleri çıkıyor yani. Ovalamak zorunda kalıyorum. Popo çevresinde çok ağrıyor. Bir iki kez de kanama oldu. Şimdi annelerden en çok bana Face'ten gelen soru bu. Çocuğumuzda kabızlık var, ne yapmamız gerekiyor diye. Ben burada sizin vasıtanızla tekrarlayayım. İnciri burada isterseniz uygulayarak gösterelim. İncirimiz vardı. İncirimiz vardı ama. Bakayım. İncir, incir. Dün buradaydı. Ali abi nerede? Getirelim incir. Sizin için yapayım. Tamam. Şurada var mı diye bakıyorum. Ama buluruz şimdi. Peki incirimiz. Biz size biraz sonra tarifini vereceğiz. Onu bir uygulayın. O çok faydalı oluyor esasında. Burada armutumuz var. Armut kullanacağız. Armut da olur mu? İncir, armut, armut ve mu? İncir. Aa. Bir de hurma. Üçümüz. Armut, incir ve hurma. Hurma. Bugün peki hurmayı çok şeyde kullanacağız. Tamam, harika. Şimdi incir bulamadık herhalde. Yok mu? Yediniz mi hepsini? Vallahi yemişler. Ali abi senin işindir bu. Peki, ne olur kusurumuza bakmayın. Şimdi
Bu üç meyve esasında bağırsak düzenleyici olarak, yani şeyler çok bilirler anneler, incir kabızlığı çözer. Özellikle inciri küçük küçük doğrayıp kaynattığımız zaman armut, inciri kaynatın ve içine azıcık hurma katın. Bunu yedirdiğimiz zaman çocuğa gerçekten kabızlıkta ciddi rahatlamalar oluyor. Annelerden de ben hep bu tepkileri alıyorum. Armutla inciri ufak ufak doğrayın, kaynatın. İçine hurmayı kaynatmıyorsunuz. En son hurmayı atıyorsunuz. Ufak ufak doğrayıp onu çocuğunuza yediriyorsunuz. Tabii bu arada zeytinyağı içirebilirsiniz veya ilaçlar kullanabilirsiniz ama bunların çok faydası olduğunu ben uyguladığım hastalarımda gördüm. Size de tavsiye ederim. Yani bu üç meyve kabızlığı çözmede incir, armut ve hurma çok önemli. Haftaya yapalım bunu. Tamam. Peki. Peki bu kadar kolay bir şeymiş madem. Yapalım ve görelim. Çok geçmiş olsun efendim, teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Şimdi geçen hafta deve kuşu yumurtasını getirdik. Çok önemli ve özel bir besin olduğunu ve çok kıymetli olduğunu söylediniz. Önce menemen mi yapalım yoksa omlet mi yapalım? Menemen yapalım. Tamam. Ha? Hangisi menemen? Dur şunu ayırmış arkadaşlar. Allah Allah. Bu yumurtayı geçen sefer kıracağız diye bir kriz yaşamıştık. Hemen elinize almışsınız bakıyorum. Hemen kıracağım. Neydi deve kuşu yumurtasının önemi? Deve kuşu yumurtasını şeyde kullanmıştık biliyorsunuz geçen hafta. Kas spazmlarında çok önemliydi. Çocuğunuz eğer rahat hareket edemiyorsa, CP veya serebral palsili ise deve kuşu yumurtasını çok sık kullanıyorduk. Evet, deve kuşu yumurtası da içinde kolin miktarı en yüksek olan yumurtadır. Eğer bunu bulabilirsek, biraz pahalı bir yumurta ama bulabilirsek özellikle çocuklarımıza masaj yapmada, yedirmede çocuklarımızın spastik tezinin veya işte kasların sertliğinin giderilmesine çok önemli ve çok faydalı bir gıda esasında deve kuşu yumurtası. Peki beslenme açısından da oldukça beslenme, protein kolin olarak yüksek. Yani bir tek deve kuşu yumurtasında yaklaşık 16 yumurtadan alabileceğiniz kolin var. Öyle mi? Tabii. Onun için çok değerli bir yumurta. Zaten pahalı da bir yumurta. Pahalı ama. Ne kadardı Ali abi? 200 lira mıydı? 75 2 tanesi? 2 tanesi mi? 2 tanesi 250 lira. Ne kadar söyleyin? 3 tanesi? 2 tanesi 250 lira. 2 tanesi 300 lira. Geçen hafta 200 liraydı. Zam geldi. Programı çok. Ya bak. Allah aşkına ne söyleyin? Kim aldı yumurtayı? Bilmiyor musunuz fiyatını? 2 tanesi 300 lira. Oo, çokmuş. Evet. Fakat şu var. Bunlar 300 liraya almışlar ama ben içeride söyledim. Benim bir hastamla geçen konuştuk. Deve kuşu yetiştiriyormuş. Hocam dedi ben size istediğiniz kadar yumurta getirebilirim bedava. Zaten biz de atıyoruz. Aa. Yani gidip o köylerden de bulunabiliyor. Vallahi programa getirsin, ben programdan dağıtayım. Getir Ali abi, getir. Şimdi getirdi bak. Yemişler yemişler, şimdi buldular. Onu nasıl alacağım ben öyle, neyse olsun. Ver bakalım. İncir. O zaman birazdan annelerin en büyük şikayeti ve problemi bu. Kabızlık. Evet. Peki bunu büyükler de yapabilir. Büyükler de yapabilir. Şimdi tamam. Bir karışım hazırlayalım hemen. Hazırlayalım. Bu karışımdan önce ama şu menemeni bir yapalım. Tamam. Ama menemene neler koyacağız? Şimdi önce ben bunu bir vereyim size. Tamam. Hemen ne çabuk çay yemen haklısınız. Dur. Önce hazırlayalım içini. Şimdi menemene önce biraz yağımızı koyalım. Ne kadar tereyağı? Bilmem, siz karar verin. Çorbaları yapıp yapıp ben çok yağlı yemediğim için. Fazla fazla, o fazla. Bu fazla zaten mı? Zaten bunun da yağı var. İyice kolesterol olur. O da mı yağlı? Evet. Aa. Peki alırım yarısını. Ama Ayşe Hanım'a önce merhaba diyelim. Ayşe Hanımcığım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz programımıza. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Hayırlı günler. O zaman sorumuz var. Merhabalar Ayşe Hanım. Koca eline selamlar bu ama arada. Ama Ayşe Hanım sesinizi biraz yükseltin. Ne olur duyayım sizi. O zaman sorum olacak. Buyurun. 12 yaşında oğlum var da astım var. Tamam. Sık burnu kapanıyor. Nefes almakta zorluk çekiyor. Burnu kapandığı zaman duymuyor da diyor. Tamam. Doktora götürdüğünde burnunda alerji var dedi. Tamam. Hani ne yapabiliriz? Ne önerirsiniz? Şimdi tabii ki astımda esas tedavi ilaç tedavisidir. Önce etkenlerden koruyorsunuz. Etkenlerle baş edemiyorsanız ilaç tedavisidir. En ağır da kortizon tedavisidir. Bir başka yöntem son yıllarda çok uygulanıyor. Aşı tedavisidir. Fakat ben bugün size bir tarif de vereyim. Astımda özellikle keçi boynuzunun çok fazla etkisini görüyoruz biz. Bitkisel Allah olarak Allah. Hazırlayalım. Sizler de görün bunu. Evet, keçi boynuzu. Tabii. Burada çok çeşitler var. Mesela hiç duymadığınız şeyler var. Ekinezyamız var mesela, ginsengamız var.
keçi boynuzumuz var. Bugün değişik şeylerden çok değişik karışımlar hazırlayacağız. Çok annelerin güzel. Gayet rahat kullanabileceği bitkisel şeyler, bitkisel çözümler. Unutmayalım o zaman. Keçi boynuzu külü evet, yapacağız. Evet, onu da yapacağız. Bir şey söyleyeceğim. Bazen program bitiyor. 3 saat canlı yayındayız. Nasıl bitiyor anlamıyoruz. Çok hızlı geçiyor. Bazılarını değil mi? Yapamıyoruz. Ne olur kusurumuza bakmayın. Yapamadıklarımızı bir sonraki hafta yine salı günü yapacağız. Şimdi siz onları var oynarken düşüreceksiniz Allah şimdi. Allah gitti zemzem suyumuz. Bir şey olmaz. Şimdi bu acı mı? Bir ısırın. Acı tabii. Ya, siz ısırın bakayım. Dur, acı bu değil mi? Ben, bunu bak, bunun şey başına olmadım. Bir çok şey pahalı. Gelecek valla. Nasıl ısırdınız öyle ya? Acıyı, acı mı? Fena. Hayır, 2 saat çiğneyim şimdi. İsterseniz deneyin. Tavuk alsın artık sizde o zaman. Tamam, buyurun. Bu yumurtayı, bunları Allah aşkına hocam başına bir şey çok gelmesin. Çok pahalı bunlar ya. İşte pahalı deyip Gülseren Hanım. Hatay'a merhaba. Gülseren Hanım merhaba. Merhaba, iyi günler. Hoş geldiniz. Buyurun efendim. Hoş bulduk. İyi programlar, iyi çok yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Gülseren Hanım. Buyurun. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Buyurun efendim. 10 aylık çocuğum var da 11,5 kilo. Çok, poposunda çok pişik oluyor. Tamam. Bir de bana hani ben evin içinde çocuğu serbest bırakıyorum. Gittiğim yerlerde dikkat ediyorum ama evin içinde serbest bırakıyorum. Şimdi pişikler için idrar yolu enfeksiyonu var mı veya işte süt alerjisi var mı bakılsın. Eğer onlarda bir şey bulamazsanız kekik yağı bu konuda çok etkin. Anne sütü bu konuda çok etkin. Azıcık kekik yağı ile anne sütünü karıştırın, çocuğunuzun poposuna sürün. Emin olun çok yakın bir zaman içerisinde geçirecektir. Yani eğer evde varsa bir uygulayın. Sonuçlarının çok olumlu olduğunu göreceksiniz. Kekik yağı ve anne sütü. İçine azıcık karıştırın, sürün. Allah Allah. Burada var esasında kekik yağı. Anne sütünden nereden bulacağız artık? Hiç bana bakmayın ya. Ya ben... Buyurun. Evin içinde çocuğu serbest bırakıyorum. Tamam. Bana diyorlar ki çok kaygısız bir annesin. Hani serbest niye bırakıyorum diye kızıyorlar. Serbest bırakmaktan bence kastınız dedi, onu anlamadım ben. Bence kendiniz içinde dolaşmasına izin veriyor herhalde. Normalde nasıl olur normal ki? Normal. O şekilde davranırsanız özgüveni yüksek bir çocuk yetiştirirsiniz. Diğer şekilde sürekli koruyucu olursanız çocuk hiçbir şey öğrenemez. Çocuk tabii bazen sorun yaşıyor ama çocuk sorun yaşayarak öğrenir esasında. Yani çocuk düşerek düşmemesi gerektiğini öğrenir. Tabii canım, olmaz öyle. Evdeki tedbirlerinizi aldıktan sonra, yani evin ortamını hazırladıktan sonra bırakın rahatça dolaşsın. Ama böyle tehlikeli şeyler varsa mutlaka kaldırın evin içerisinden. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun efendim, teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Genelde bu benim içindekiler şey yapılır ama atılır ama. Abi ben severim tam tersi. Tamam. Niye atılsın? Bilmiyorum, atar mısınız hanımlar? Ben atmam. Atar mısınız? Bu benim kimisi içerisindeki atıyor şeyi. Şunları yani. Yok ya, o da Allah'ın nimeti, bilmiyorum. Tabii ki eğer atıyorsanız siz atarsınız. Ama ben koymayı tercih edenlerdenim. Bu arada asıl problem ne biliyor musunuz? Ne? Şimdi menemene soğan koyacak mıyız, koymayacak mıyız? Kaç yaşındaki çocuğa yapacağız? Kaç yaşından sonra soğan koymamız lazım? 9. aydan sonra koyabiliriz. 9. aydan önce menemen verebilir miyiz zaten? Verebilirsin tabii. Öyle yumurta mi? Sarısı veriyorsun ya, sarısı şeklinde verebilirsin. Ama az menemen halinde? 9. aydan sonra. O zaman zaten soğan koyabilirmişiz. Tamam, koyabilirsin. Tamam. O zaman Emine Hanım'a da merhaba diyelim. Emine Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz efendim programımıza. Buyurun Emine Hanımcığım. Hoş bulduk. Merhabalar Emine Hanım. Buyurun. Öncelikle teşekkür ederim Zayda Hanım böyle bir program yaptığınız için. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz. Hocam merhaba. Merhabalar Emine Hanım. Buyurun. Benim 5,5 aylık bir oğlum var. Dur. 45 günlük, yaklaşık 45 günlük öksürükle başladı. Hastaneye götürdüm. Tamam. Ondan sonra bana bronşite çeviriyorlar. Yani bronşit değil de bronşit olabilir dediler. Hava verdik. Antibiyotik tamam kullandık devamlı. Çok geçmiş olsun yine efendim. Tekrarladı. Kaç günlük çocuğunuz şu anda? Şu anda 5,5 aylık. Tekrarladı. Yine hava veriyorum. Bu sefer de alerji dediler. Tamam. Geçici wheezing olabilir. Yani ne çocuğunuz bahar döneminde ara ara böyle rahatsızlanmalar olabilir. Alerji olarak düşünmemek lazım. Çünkü ilk 6 aydaki olan şeyleri biz çok alerji olarak değerlendirmiyoruz. Evinizin ortamını bir değerlendirin. Evinizin ortamında çocuğu rahatsız edebilecek periş oyuncak, yün yatak, yorgan var mı? Halı var mı? Böyle özellikle tüylü halılar var ya, onlar çocuğu çok rahatsız ediyorlar. Eğer bunlarda bir problem yoksa mutlaka refri yönünden değerlendirtin. Eğer onlardan da bir sonuç elde edemezseniz alerji yönünden gelecek sene bahar dönemini bekleyin bence. Gelecek sene bahar dönemi. Tabii.
En net 1 yaşından sonraki ilkbaharda olan tıkanmalar çocuğa belli eder. Alerji mi değil mi diye. Geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun efendim. Teşekkür ediyorum. Bu arada Ali abi Soğan arıyorum. O taraftan görünüyor mu Soğan? Ben bulayım size. Nerede kızlar? Nerede var? İkimiz birden gittik. Ekranda kimse kalmayacak. Teşekkür ederim. Elif Hanım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Kars'a merhaba bu arada. Hoş bulduk Sayda Hanım. Ya ben doktor bey bir şey... Buyurun, buyurun Elif Hanım. Hay hay efendim, buyurun. Merhaba doktor bey. Merhabalar, buyurun. Benim 3,5 aylık bir bebeğim var. Hı-hı. Annesi Allah su karşısın. Almıyor, sadece mama alıyor. Tamam. Bunun için ek mama vermeme gerek var mı? Tabii ki. Anne sütü almıyor, mama alıyor diyorsunuz zaten. Ek gıda anladığım kadarıyla vermek istiyorsunuz. Ama 4. aydan önce maalesef ek gıda veremiyoruz. Çünkü 4. aya kadar o bakteriler oluşmuyor. Ciddi kabızlık problemi olur. Biz bir doğal mama karışımı hazırladık. Belki arkadaşlar gösterecek biraz sonra. Göstereceğiz orada, birazdan. Orada doğal mama nasıl yapılır bir görün. En azından onu verebilirsiniz. 4. aydan sonra da yavaş yavaş yoğurtla ek gıdalara başlayabilirsiniz. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Ben soğanı soyuyorum vallahi. Soyun. Ha? Menemen de çok güzel oluyor bence. Kimisi de sevmiyor. Ama demek ki çocuklara 9. aydan sonra zaten menemen yapıyormuşuz. Menemeni de isterseniz soğanlı yapabiliyormuşsunuz. Değil mi? Deve kuşu menemeni de ben de ilk kez yiyeceğim yani. Ben hayatımda görmedim öyle bir şey. Önce siz tadın onun için. Bak aşk olsun. Siz yumurtasından ötürü böyle söylediniz. Evet. Ha. Ben de tadından ötürü acaba bir şey çıkar mı çıkmaz mı diye. O normal yumurtadan farklı değildir herhalde. İlk defa tadacağız. Ya bir işte böyle programlar. Deve kuşunun bir özelliğini biliyorsunuz değil mi? Nedir? Buraya böcek şeyin bunun kabuğunu koy. Ne örümcek gelir, ne örümcek tutar, ne böcek gelir, ne sinek gelir. Hiçbir şey gelmez. Bunun ilginç nereye bir şeyi var. Nereye koyacağım onu? Bulunduğunuz ortama koyun. Sivrisineklerden kurtulun. Aa, ciddi misiniz? Bunu bilmiyordunuz değil mi? Aa, bunun kabuklarını alıyorum arkadaşlar o zaman. Benim sizden önce çok talebisi var. Ama beni o kadar çok yiyorlar ki. Vallahi böyle mest olarak gidiyorlar ondan sonra. Sabah bir kalkıyorum geçmiş olsun. Vallahi öyle. Bir de kimseyi yemiyorlar ben varken. Bak, yaralı baykuş gibi dolaşıyorum. Kabuğunu olduğu yere evet. Hangi kabuk? Deve kuşu yumurtasının, deve kuşu yumurtasının kabuğu. Çok değerlidir. Ne böcek geliyor, ne karınca geliyor. Bu arada biz de menemeni yapmaya devam ediyoruz. Deve kuşu yumurtasıyla. Şimdi onu çakınca nasıl bir görüntü olacak çok merak ediyorum ya. Soyar evet. Mısınız? Şey yapar mısınız? Soğan. Soğan ben doğrayayım mı isterseniz? Diyorsun. Doktorum peki. Ben bir deneyeyim gerisini size vereceğim. Tamam. Ayşe Hanım merhaba. Merhaba Zaydan'a. Hoş geldiniz efendim programımıza. Buyurun Ayşe Hanımcığım. Benim hocama bir sorum olacak. Buyurun, buyurun Ayşe Hanım. Hay hay, buyurun. Merhaba hocam. Merhabalar. Benim 2,5 yaşında bir oğlum var. Sürekli bir geniz akıntısı var. Bu iştahsızlık yapıyor. Hani öğürüyor yemek yerken bir şey yemiyor yani. Kaç yaşında çocuğunuz? 2,5 yaşında. 2,5 yaşında. Çocuklarda 2,5 yaşında eğer geniz akıntısı varsa genelde ya reflüden şüpheleniriz ya alerjiden şüpheleniriz. Alerji yönünden mutlaka araştırtın. 2,5 yaşındaki çocuğun mutlaka alerji yönünden araştırılması lazım. Bir de bitkisel karışımlar, örneğin ıhlamurdur, zencefildir veya işte çörek otu yağıdır. Bunlar çocuklarda o geniz akıntısını durdururlar. Bugün zamanımız kalır mı bilmiyorum ama zamanımız kalırsa öyle bir karışım da yaparız. Tamam? Geçmiş olsun. Olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olunuz. Allah, bu soğan tabii çok fena. Efendim merhaba tekrar. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Benim 4,5 aylık bir bebeğim var da. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Ben bebeğime annesi veremedim. Ek gıda veriyorum. Fakat bu GDO'lar yüzünden mama vermek istemiyorum. Haklı olarak. Tedirgin oluyorsunuz. Çok şey okudum ben de son dönemlerde. Evet. Ya yoğurt işte hani meyve suyu falan başladım. Fakat hani geceleri falan ne verebilirim? Hani mama vermek hiç istemiyorum çünkü. Tamam. Gece genelde muhallebi veriyoruz. Pirinç unundan hazırladığımız muhallebileri. Sabah ilk 4 aylık bir çocuğa başlarken sabah yoğurtla başlarız. Öğlen meyve püresi veririz. İkindin çorba. Gecede muhallebi. Ek gıda düzenimiz bu şekilde olur. Ta ki 6. aya kadar. Biraz sonra tekrar ek gıdalarla ilgili anlatacağım. Siz de çocuğa bu şekilde doğal mamalarla takviye edebilirsiniz. Geldi mi gözyaşı? Geldi de benim kızlar da diyor ne yapayım burnumu mu kapatayım? Ağzımı mı kapatayım? Ne nasıl geçer biliyor musunuz soğan? Soğan kokusu. Nasıl geçer? Bilmiyorum ben. Ne kibrit çöpü.
alırsınız, suyu açarsınız derler ama açmayın tabii ki. Bak susuz zaten. Peki biz devam ediyoruz. Menemen yapmaya deve kuşu yumurtasıyla ama şimdi doğal mama yapıyoruz. Doğal mama çocuklarınıza rahatlıkla verebileceğiniz ve hocamızın hazırladığı özel bir karışım değil, hepimizin yapabileceği normal bir şey mama, bu aslında. Basit basit bir mama. O zaman buyurun izleyin efendim. Çocuğunuzun obez olmasını istemiyorsanız bu mamayı yedirin. Evet anneler, çocuklarınızın obez olmaması için, sağlıklı olması, sağlıklı büyümesi için ucuz maliyetli, çok masraflı olmayan doğal mama için ekran başına. O da çocuklarına bu mamayı pişirdi. Bu mamanın içerisine anneler spesiyel olarak her şeyi katabilirler. Esasında mamayı bulabilseydik zemzem suyuyla hazırlayacaktım. Bebeklerin gaz ve bağırsak sorunlarına iyi geliyor. Bağırsak düzenleyici, gaz sorunu giderici. Şimdi en son mamamızın ise içerisine bir tatlı kaşığı da soda katacağım. Doktor Hayri Gözlükkiller annelere çocuklarına güvenle yedirebilecekleri %100 doğal mama tarifini verdi. Evet Hayri hocam. Yani biz doğal mama deyince pirinç unuyla gidip marketten aldım mamayı kastediyorsun. Yani ben öyle biliyordum. Ne yapacağız şimdi? Esasında bütün mamaların hazırlanış şekli, 4. aydan sonraki mamaların hazırlanış şekli belli. Bu şekilde hazırlanıyor ve anneler isterlerse hani değişiklik olsun diye içine elma suyu katabilirler, armut suyu katabilirler, şeftali, kullanabileceğimiz meyveler, işte ne bileyim erik suyu katabilirler gibi renklendire tatlandırabilirler veya muz katabilirler azıcık. Bu şekilde hani tahıllı mama veya işte meyveli mama deniyor, işte bunların hepsi bu. Esas ana mamayı biz hazırlayalım. Ondan sonraki kısmını anneler tamamen kendileri karar versinler. O da çocuklarına bu mamayı pişirdi. Evet. Bu ne hocam? Sen bilmiyor musun? Bilmiyorum. İrmik. İrmik. Bir kaşık irmiği, bir tatlı kaşığı, iki tatlı kaşığı irmik. İrmik var. Ve pirinç unumuzu tamamen katıyoruz içine. Pirinç unu. Arzu Hanım yapıyor muydu çocuklar küçükken mamalarını, babaları? Bizde her şey doğaldı. Arzu Hanım'a sormana gerek yok. Her şeyimiz doğal bizim. Doktor Hayri Gözlükkiller'in 3 çocuğu da mutfağa denetime geldi. Gene basıldık. Çocuklar sağ olsun. Çocuklar rahat bırakmıyorlar. Siz de yanımıza çocuklar. Gelin gelin, mama nasıl yapılıyor siz de görün. İşte en doğal bebek maması. 2 tatlı kaşığı irmik kattık. 1 küçük kase kadar pirinç unu kattık. Çok az, 1 çay kaşığı kadar şeker, 1 tatlı kaşığı kadar pekmez. Yarım su bardağı kadar su. Bunu da katalım. Bu mamayı yiyen çocuklar çok zeki oluyor. Kanıtı ise Doktor Hayri Gözlükkiller'in çocukları. Süt bir daha biraz daha katıyoruz. Sür doktor. Ne? Yorum da yapıyor babası. Dedi, birazcık dedi ama sür doktor. Ne diyor? Yani bitsin ama bir sürü dökmüşsün. Hocam çıraklar çok biliyor. Çok döktüm. Hem çok besleyici hem çok uygun. Neler katmıştık arkadaşlar, bir daha tekrarlayalım. 2 tatlı kaşığı irmik, 1 küçük kase kadar pirinç unu, 1 çay kaşığı kadar şeker, pudra şeker de olabilir, 1 tatlı kaşığı kadar pekmez, yarım su bardağı kadar su ve 3'te 1 su bardağı kadar süt. Bununla evde doğal mamamızı hazırladık. Yani marketlerden aldığınız mamanın aynısı. Esasında besinsel değeri daha da yüksek olabilir. Anneler içerisine elma suyu katabilir, armut suyu katabilir. Bir sürü birimum meyvelerin sularından katarak onu vitamin açısından zenginleştirebilir. İşte zemzem suyu şifası. Zemzem katmaları durumunda, özellikle bunu annelere vurgulayayım, azıcık zemzem suyuyla, biz bulamadığımız için zemzem suyu kullanmadık. Zemzem suyuyla katmaları durumunda gaz sorunu da hiçbir şekilde olmuyor çocuklar. İlk defa duyuyorum. Ben küçük Hayri, şimdi size yemek yapacağım. Evet hocam, Gözlükkiller soyadınıza uygun. İki çocuk da Gözlükkiller. Karakterleri aynı da. Hiç değişiklik yok. Ben neysem bu. Bütün huylar annesi diyor ki, annen sana, babaannesi özellikle diyor ki aynı sen. Bütün huylar, inadı. Peki büyüyünce ne olacak acaba da babası gibi? Ne olacaksın tatlım? Polis. Polis. Sen ne olacaksın? Ha? Bunlar hiç durmuyor mu? Durmazlar. Sürekli kavga da yükseldi. Bakar mısın hep? Birbirlerine yapışıklar. Şişt. Bu mamanın içerisine anneler spesiyel olarak her şeyi katabilirler. Esasında mamayı bulabilseydik zemzem suyuyla hazırlayacaktım. Çünkü söylediğim zemzem suyu bağırsak düzenleyici,
gaz sorunu giderici. Şimdi en son mamamızın ise içerisine bir tatlı kaşığı da soda katacağım. Böylece hiçbir gaz sorunu olmadan, hiçbir bağırsak problemi yaşamadan mamamızı gayet rahat kullanabileceğiz. Tuğra sodayı katıyor. Kat bakalım. Evet, sodamızı da kattım. Karıştırıyoruz. Azıcık fırınımıza da koyuyoruz ve mamamız hazır hale geliyor. Hem de çok düşük bir maliyetle. Çok düşük. Gördün ne kadar düşük ücretlerle alışveriş yaptığımızı. O kadar yüksek paralar vermeye gerek yok. Zayda abla bay bay. Zayda abla bay bay. Zayda abla bize orada. Sağ olsunlar ya. Çok güzel bir aileniz var. Teşekkür ediyorum. Allah'ım darısı herkeslerin başına. Sizin başınıza. İnşallah ya Rabbim. Çok keyifli ve çok güzel. Bu arada menemene devam ederken siz o yumurtayı çok sevdiniz. Ben eve götüreyim bu kuşu. Vallahi kıldırmayacaksınız gibi görünüyor. Bugün deve kuşu yumurtasından bahsediyoruz. Çocukların boy uzatan formülünü verecek biraz sonra. Evet. Hayri hocamız gördüğünüz gibi çocuk maması yaptık. Yani yüksek rakamlara da tercih edip alabilirsiniz ama ne kadara mal oldu yaklaşık yaptığınız mama? 3 liralık. 3 lira. Bir de zemzem suyu bulursanız daha harika güzel. Olur. Sizinle muhteşem demiş. Olur. Peki. Kevser Hanım merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz Kevser Hanımcığım. Duyuyoruz sizi. Buyurun. Benim hocama bir sorum olacak. Buyurun Kevser Merhaba Hanım. Hocam. Merhabalar buyurun. Buyurun. Benim 5,5 aylık bir oğlum var. Pardon. Allah bağışlasın. Bir oğlum var. 5,5 aylıkken, 7,5 aylıkken ve şu an kandaki CPR seviyesi yüksek çıkıyor. Buna bağlı ateşi çok yükseliyor. Yani 40'lara falan çıkıyor. Tamam. Bu yüzden antibiyotik tedavisi uyguluyorlar. Ateşi bir hafta yani 10 güne yakın düşmüyor. Ve bugün tekrar aynı şey tekrar. Ne kadar zaman aralıklarla oluyor? 5,5 aylıkken oldu. 7,5 aylıkken oldu. Ve şu an 10 aya 7 gün var. Şimdi ya iyi tedavi almıyor. Mutlaka yatarak tedavi edilmesi lazım. Ya da periyodik ateş sendromu diye bir şey var. Onunla alakalı testler yapılması lazım. Ya da ailevi evet. Akdeniz ateşi diye FMF dediğimiz bir hastalık var. Bu periyodik ateşlere sebep olabiliyor. Bu kadar küçük çocukta olması olağan dışı mutlaka enfeksiyon hastalıkları uzmanının çocuğunuzu değerlendirmesi lazım. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun efendim. Teşekkür ediyoruz. Sağolunuz. Peki şimdi kıralım mı artık? Kader oldu anı. Gibi. Ha? Kader anı. Kader anı. Buyurun. Peki tekrar ben mi kırayım? Ben kırayım. Siz tutun ben kırayım. Tamam. Tamam. Ne yapayım? Öbürünü mü kıralım? Niye ne farkı var? Ha ya, menemeninki oymuş. Peki. Aman kırarken bir de düşürmeyelim. Vallahi. Bak yazık, şimdi bunu alacaksınız olur. Bunun başına. Heh. Ya bir şey olmayacak. Buyurun. Şuraya koyayım da sağlam da olsun. Hangisi? Tamam. Çok mu hızlı vurmam gerekiyor? Evet. Yok. Hazır mısınız? Hazır. Hızlı. Vazgeçtim. Çok değerli bu. Emin misin kırmak istediğine? Ama bir dakika bir şey burada kırıyoruz ama bir şey olmaz herhalde. Olmaz inşallah. Tekrar hatırlatalım. Eğer deve kuşu yumurtası edinirseniz kabuğunu, şimdi öyle derken kıracağım çekemeyecek çünkü. Kabuğunu... Elime vurma. Kırıyorum artık. Kırpıdatmayın. Kır. Tamam. Bir. Vazgeçtim. Bak ya. Tamam dur, ben tabii, alayım. Tamam, ben alayım tamam. Siz kırın. Heh. Neyse bende dursa da olurdu. Dur bunu da başına bir şey getirmeyelim Allah korusun da. Çok da vurmayın ama üstün başın mahvolmasın vallahi. Neyse kıyafet çok sizde. Bir, iki. Ya. Tamam üçe kadar sayıyorum. Çocuklar da olsaydı bunu oyun haline getirmek lazım. Üçe kadar sayıyorum tamam bu sefer kesin. Acaba? Bir. Ay. Tam çekecektim ya. Tamam oldu artık. Oo. Ya doğru dürüst. Onunla tamam. Açmayın ama. Dur çok kırıldı. Oo. Ne yapacağız şimdi? Bir dakika. Şunu. Şuralarda. Ya geçen haftaki çekicimiz güzeldi. Nereden buldunuz bu çekici? Tabii kıramayacağım zannettiniz değil mi yine? Bunun kabukları sineği, böceği getirmiyordu. Kovuyor, kovuyor. Evden kovuyor. Kovuyor. Tabii. Allah bayağı da kalın yalnız kabukları. Ve bunların üzerinden çok güzel süsleme sanatları yapıyorlar. Afrika'da çok fazla süs eşyası olarak satıyorlar bunları. Şu da kabuğu mu hala bunun? Evet evet kabuğu kalındır. İçine kaçmasın diye. Şu da mı kabuk? Evet. Çıkmıyor ama o. Dur yardım edeyim. Bence bunu böyleyken bunu ikiye bölelim.
Çakalım tamam, yani. Tamam, kabuğu değerli onun. Açma kabuğunu. Tamam. Şöyle çakıyorum. Evet. Hadi gelin beraber yapalım. Şunu bir tık böyle çevireyim. Tamam, ben karıştırayım. Siz ver, ben yapayım. Ben yapayım. Peki, siz yapın. Tamam, öbürünü siz yapın, bunu ben yapayım. Tamam. Bir. Hadi. Şöyle yapıp açacağım. Evet. Gerçek yumurta ne kadar kolay. Hadi. Ay, vazgeçtim. Tamam, ver. Vazgeçtim. Bana. Çok ciddi kuvvet gerektiriyor bu yalnız. Bir, iki, üç. Ooo, bu ne böyle? Ben hayatımda böyle yumurta görmedim. Demek ki erkek yüzü farklıymış, değil mi? Canım, fizik olarak farklısınız ama hemen mi karıştı? Ben tabii sarısını ki. Belki öyle seviyorum. Olmaz. Niye? Menemen yapıyorsun öyle sarısı, öyle değil. Yalnız deve kuşu yumurtası o kadar kocamanmış ki. Niye yağ az koyduğumuzu anladınız mı? Ha, çok yağlıymış çok gerçekten. Yağlı. Bunu biz böyle bırakacağız, böyle kalacak. Evet. Bir şey. Ama keşke karıştırmasaydınız hemen ya. Karıştıralım ya. Peki Seher Hanım merhaba, Aydın'a merhaba. Merhaba Zeyda Hanım. Hayırlı hoş geldiniz. Yayınlar. Merhabalar, merhabalar. Menemen çok güzel gözüküyor. Elinize sağlık. Vallahi iki kişi vallahi ancak bir bütün stüdyoya yeter. Evet. Bu bütün evet bu bayağı aç doyuran yani bu. Evet. Ben yumurtayı benim kadar seven birisi için bile. Peki Seher Hanım. Buyurun hayır efendim dinliyoruz sizi. Hayır hocam benim buyurun, sorum var ama buyurun, önce buyurun. Benim sizden bir ricam var. Yayından sonra beni arar mısınız? Çok rica ediyorum. Peki siz yayında bir anlatın biraz derdinizi. Sonrasında peki. Sonra sizinle görüşmek istiyorum ben. Tamam, ben size numaramı vereceğim. Benimle mi görüşmek istiyorsunuz? Zeyda Hanım'la görüşmek istiyorum. Zeyda Hanım'la, peki. Zeyda Hanım. Peki, Hayri Bey'e sormak istediğiniz bir şey var mı bu arada? Hayri Hocam'a da sorum var. Buyurun. Ben anneanneyim. 4 yaşında oğlan çocuğu var, 4 yaşında. İdrarını hiç tutamıyor. Gece de tutamıyor, gündüz de tutamıyor. Büyük abdestini de yapmayacağım diye kendini sıkıyor. Annesi de böyle miydi? Annesi böyle değildi. Faktör tamam, genetik faktör. Bu psikolojik bir şey. Muhtemelen yaşadığı bir sorun var. Bilinçaltını etkileyen bir şey var. Kakasını çok zor yapması da bilinçaltında çok ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. Mutlaka bir pedagog yardımı alın. Pedagogun mutlaka size ihtiyacı var. Hani anne baba arasındaki sorunlar olur, kardeş baskısı olur. Farklı bir sorun olabilir. Ama mutlaka bir çocuk psikiyatrisine gözükmesi lazım. Görünmesi lazım. Bu şekilde halletmeye çalışın. Lütfen. Neye dayanarak bunu söylediniz? Gündüz de kaçırmazsa. Sadece gece kaçırsa. Gece değil. Ha, fark bir, burada. Evet, fark orada. Gündüz de kaçırıyorsa mutlaka psikolojik bir baskı altındadır. Ve tuvaletten korkuyordur bu çocuk. O tuvaletten korkmasının da mutlaka bir sebebi var. O bilinç altındaki sorun mutlaka araştırılmalı. Neden geçmiş acaba olsun. Tuvalete gidiyor? Peki hanımefendinin ismini almış mıydık? Yok. Ama telefonunu Ali abi lütfen program sonrasında bana ulaştırın. Peki efendim. Devam edelim. Özlem Hanım merhaba. Merhaba Zahide Hanım, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz Özlem Hanımcığım. Buyurun efendim. Hocama iki tane sorum olacaktı. Buyurun, hay buyurun. Bebeğim 26 haftalık doğdu. Genel gelişimini soracaktım. Şu anda 8,5 kilo civarında, 70 santim. Bir de çorba olarak ne yedirmeliyim? Yoğurt ve su içmiyor. Yani kaç aylık yiyor. Şu anda çocuğunuz? Şu anda 10 aylık. 10 aylık. Çocuk 1 yaşına kadar prematür olarak kabul ediyor. Yani doğum tarihi neyse ondan 15 gün daha ileriye atıyorsunuz. O doğum tarihi olarak onu hesaplıyorsunuz. Yani 26 Kasım doğduysa 15 gün daha ekliyorsunuz. İşte 10 Aralık gibi hesaplıyorsunuz. O şekilde çocuğunuzun tam yaşını hesaplayabilirsiniz. Prematür olarak geçiyor hala. Onun için prematür açısından hani çocuğun nörolojik gelişimi nasıl, işte oturabiliyor mu, yürüyebiliyor mu, bunlar çok önemli. Ek gıdada da sanki 3 ay önceden geliyormuş gibi ek gıdaya başlıyoruz. 3 ay önceden geliyormuş. Çorba olarak ne vermeliyim? Önce yoğurtla başlıyorsunuz. Yoğurttan bir hafta sonra meyve pürelerine geçiyorsunuz. Meyve pürelerinden elma, armut, şeftali mevsimine göre bulabildiğiniz. Ondan bir hafta sonra çorbalara başlıyorsunuz. Çorbalar olarak havuç, kabak, patates, irmik, 3 kere çekilmiş kuzu kıyması, brokoli ve ıspanak kullanabiliyorsunuz. Ondan bir hafta sonra da gece muhallebilerine başlıyorsunuz. O şekilde bir ek gıda düzeniniz oluşmuş oluyor. Geçmiş çok olsun. Geçmiş olsun efendim. Sağolunuz. 150 liralık menemen. Bu menemen biraz öyle oldu. Ama 150 kişiyi de doyurur bu menemen. 150'ye yetmez ama epey doyurur gibi görünüyor. Yavaş yavaş da pişiyor var. Tadı da herhalde normal yumurta gibidir bunun. Şimdi tattıracağım size. Bu arada kabuklarını göstereyim size. Yani ilk defa tabii biz de gördük, şahit olduk ama kabuklarının doktorumuzun söylediği ne kadar da kalın. Böceğe, haşereye iyi geldiği yönünde. Evin herhangi bir köşe. Bir şimdi bunu süs yapıyorlar.
üstünü süslüyorlar, resimler yapıyorlar. Mesela İçindeki yumurtayı aldıktan sonra tabii. İçindeki yumurtayı aldıktan sonra bu kadar kırmıyorlar. Evin bir köşesine koruyorlar, delik de açıyorlar. Bu şekilde sineğin eve gelmemesini sağlıyorlar. Ha. Afrika'da çok fazla sinek olduğu için çok kullanılıyor bu Afrika'da. Allah Allah. Bak ne enteresan. Bunun acayip bir kokusu var demek ki sinekleri bertaraf bizim eden. Bizim bilmediğimiz. Evet. Peki bu yıkanacak mı böyle yıkanacak mi kalacak? Yıkanacak tabii. Yıkanacak tabii. Ve kenara koyulacak. Evet, kenara koyacaksınız. Tamam peki, enteresan, çok ilginçmiş. Türkan Hanım merhaba. İyi günler Sayda Hanım. İyi günler efendim, hoş geldiniz. Buyurun hoş Türkan Hanımcığım. Hayırlı yayınlar. Sağ olun Türkan Hanım. Buyurun. Teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Benim 3,5 aylık bebeğim var. Tamam. Allah bağışlasın. Bebeğinde akıntı intihap oluyordu. 2 haftadır kurumaya başladı. Tamam. Göbeğinde et parçası gibi bir parça var. Ona ne yapmam gerekiyor? Birinci o göbek kordonunun artığıdır. Cerrahi olarak onun alınması, bir an önce de alınması lazım. Eğer alınmazsa göbeğinde böyle sarkan bir parça estetik açıdan çok kötü bir görüntü oluşturur. Onları çocuk cerrahları hallediyor. Çok kolay bir operasyon. O şekilde yaparsanız zannediyorum hiçbir problem kalmadan halledebilirsiniz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun efendim. Valla biz tabii menemenin büyüklüğünü küçüklüğünü hesap edemediğimiz için biraz beyaz beyaz oldu ama. Bu arada anneler büyüme tarifini sabırsızlıkla bekliyorlar. Kesinlikle. Büyüten sabırsızlıkla, evet. Tarif. İkinci bir tarif. 2 hafta önce şey vermiştik. Elif Nur'un tarifi bu da. Şimdi bu boy uzatan tarif. Evet, boy uzatan ikinci tarifi vereceğiz bugün. Ya ben Fes'te şöyle bir şey yazmış arkadaşlar. 1 ayda 9 santim boy uzatan tarif. Hı. Sonra bir hanımefendi yorum yapmış. Sayda Hanım yapmayın. 1 ayda 9 santim uzar mı diye. Yani biz size güveniyoruz, inanıyoruz. Hani bu yazdığınıza inanamadık diye. Vallahi Elif Nur'u baştan ölçtük. Yani kendisi de. Canlı yayında ölçtük. Telefonla. Şimdi tabii ki her insanda 9 santim uzatacak diye bir şey yok. Faydası oluyor mu? Oluyor. Ama 9 santim Elif Nur'da uzadı. Elif Nur belki ekstrem bir şey ama sonuçta Elif Nur 9 santim uzadı mı uzadı. Evet. Yani biz de gördük. 4 santim de uzasa 4 santim diyecektik. Niye 9 santim değilim? Aynen öyle. Çünkü Elif Nur'un ölçüsü var. Yani Elif Nur'un aynı metrede alınmış iki ölçüsü var. Tabii o bizim için çok önemli. Abi 1,5 ayda biz bu kadar atak beklemiyorduk işin doğrusu ama gerçekten oldu. Gerçekten muazzam bir şeymiş. Oldu yani. Yani 9 santim uzatmışken de 4 santim uzattık diyemeyiz. Aynen öyle. Neyse onu söylüyoruz. Ödüm patlıyor. Hani güveni zedeleyecek herhangi bir Hayır, şey güzel. Yazmaktan, söylemekten. Vallahi siz öyle yazınca ben üzüldüm. Ama dedim yani canlı yayında söyleyeyim Çünkü bunu bari. Elif Nur söyledi, annesi söyledi. Onlara yalan. Bir de zaten söylüyor. Biz burada gördük Elif Nur'un ne kadar uzadığını. Tabii. 4 hani kilo. Canlı canlı. Evet. Yani Elif Nur gerçekten çok uzadı. Siz de kendi çocuğunuzda deneyin. En azından bir zararı yok. Burada, doktorumuz tavsiye 3 santim, 5 santim neyse ama uzamasını istiyorsanız uzatıyor. Deneyin. Şunu da söyleyeyim hemen. Facebook sayfamız günden güne artıyor. 450 bin olmak üzere neredeyse. Çok teşekkür ediyorum teveccühünüze ve sevginize. Bu arada bu taciz olayından sonra Allah'ım o kadar benimsemişler ki ya şükürler olsun. Kendi bacısına, karısına, kızına da nasıl davranılır? Hani sahip çıkarsın, korur kollarsın ya. Öyle yazılar okudum ki. Bütün vallahi, Türkiye'nin kız kardeşi. Allah razı olsun sizden. Hani bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Peki. Nurdan Hanım merhaba. Sakarya'ya merhaba. Merhaba Zayda Hanım. İyi yayınlar. Teşekkür Benim ediyoruz. Benim 4 aylık bir bebeğim var. Allah bağışlasın. Buyurun Nurdan Hanım. Allah bağışlasın. Evet. Bugün tam 11. gün. 11. gündür ishal. İshalini ilk öğrendiğim zaman da doktora götürdüm. İlaç tedavisi verdi. Kullandık. Daha sonra... Anne sütü mü alıyor? Anne sütü ve mama takviyesi tamam. alıyor evet. Daha sonra eve geldiğimizde ertesi günü aşırı bir fışkırmalı şekilde kusmaya başladı. Muhtemelen sizin hemen... çocukta süt alerjisi var ya da laktoz intoleransı var. O yönden doktorunuza söylerseniz araştırsın. 3 gün yattık zaten hastanede Hayri Bey. Tamam. 3 gün sonra tekrar eve geldik, hala ishali devam ediyor. Ama sizde süt alerjisi varsa ne yaparsanız yapın ishali kesemezseniz onun için özel bir mama kullanmanız lazım. Evet kullanıyorum. Hmm. Mamayı da kullandığım halde 3 gündür hala devam ediyor. 11 gün oldu bugün. Kaka tahlili yapıldı mı? Yapıldı. Bağırsak enfeksiyonu çıktı sizde, ama. Sizde? Ha bağırsak enfeksiyonu çıktı. Rotavirüs bir ilaca geçirdi doktorumuz. Onu kullanıyorum ama hala devam ediyor. Yani bu kadar uzun sürmesi kronik ishal. 14 günü geçtiği zaman kronik ishal diyoruz. O yönden sıkıntılı. Belki bir gastroenteroloji uzmanına götürmeniz sizin açınızdan fayda sağlayacaktır. Ama evet. Bu kadar uzun sürmesi olağan bir şey değil bence. Ya evet zaten hani 11. gün ve yaklaşık 4 kere doktora gittim. Yaptıktan sonra devam ettikten sonra hani... Bu şekilde ne yapabilirim ya da doğal yöntemle geçirme şansım var mı? Bunun bir tehlikesi var mı? Tabii ki yani eğer mama veriyorsanız ishal mamaları var onlardan kullanın. Evet. Onlar bir şekilde ishali geçirecektir. Ama sebebin mutlaka çözülmesi lazım. Çünkü ishal mamasını bıraktığınız veya karışımları bıraktığınız anda mutlaka tekrar ishaliniz başlayacak. O yönden mutlaka bence yaptırmanız lazım.
Peki, teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim. 16 yumurta büyüklüğünde bir deve kuşu yumurtası ilk defa gördük biz de. Siz belki daha önce görmüşsünüzdür bilmiyorum. İlk defa kırdık. Şurada daha böyle yağlı yağlı bir şeyleri var. Çok yağlı da söyledim beyaz, ya ben. Değil mi? Gerçekten farklıymış. Herhalde besin değeri de oradan bu kadar evet. yüksek. Evet. Bu kadar yağdan. Peki ben bunu artık altını yavaş yavaş kapattım. Kapatalım. Ve Sevda Hanım'a Bursa'ya merhaba dedim. Sevda Hanım merhaba. Merhaba. Hoş nasılsınız geldiniz. Nasılsınız Ayda Hanım? Vallahi yemek yapıyoruz gördüğünüz gibi. Siz nasılsınız? Kolay gelsin. Sağ olunuz. Buyurun. Önce ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir bayansınız. Çok çok seviyorum sizi. Sağ olunuz. Benim kızımla doktor beni soracağım. Buyurun, buyurun Sevda Hanım. Kafasından yaralar falan çıkıyor. Alo. Dinliyorum ben sizi, dinliyorum. Kızımın kafasından yaralar böyle çıkıyor. İlaç falan aldım ama sürüyorum. Bir çaresi bulunmadı. Acaba doktor bey ne önerebilir bana? Esasında hani zamanımız olsa bir de saç kıranla ilgili bir tarif çok anneler istiyorlar. Çok güzel. Bu haftaya yapalım. Haftaya yaparız. Saç kıran. Mutlaka immün yetmezlik yönünden araştırılmalı çocuğunuz. Çünkü biz çok görüyoruz. Immünoglobulin A dediğimiz bir madde var. Vücudun askerleri. Onların sayısındaki eksiklikte başta yaralar çıkabiliyor. Demir eksikliğine, B12 eksikliğine bağlı çıkabiliyor. Bir de strese bağlı çıkabiliyor. O stres yönünden mutlaka araştırtın. İyi araştırtın. Çünkü bu kız çocuğunda ciddi ileride problemler olur. O bir defa o alan tamamen kaybedilirse bir daha asla saçı çıkmaz o bölgede. O yönden mutlaka tedbirinizi alın. Zannediyorum çok kolay çözülecek bir sorun gibi geliyor bana. Doktor bey, yaralar çıkıyor mu? Böyle kabuklu yara. İşte onların sebebi diyorum ki ya immün yetmezliği var, ya demir eksikliği var, ya B12 eksikliği var. Yani ya da stres. Bu dördünden biri. Mutlaka o yönden araştırılmalı çocuğunuz. Peki ben bir şey daha soracaktım. Tabii. Bir yaşında bir çocuğum daha var. Oğlan çocuk. Uykusu falan biraz sorunlu. Uyku bir tek, bir tek bir şey sorayım. Ailede başka böyle yara çıkan var mı? Efendim? Ailede başka, kızınızdan başka yarası çıkan var mı? Yok. Sadece kızımda var. Tabii ki burada en önemli ve en kötü rahatsızlık da Behçet hastalığı. Allah korusun. Yani kimsenin başına vermesin Allah. Sıkıntılı bir durum. Mutlaka hani bir doktorun değerlendirmesi uygundur size. Diğer sorunuzu da alayım. Benim bir yaşındaki bir çocuğum daha var. Oğlan çocuk da, o da uyku sorunu var. Tamam. Onun da demir eksikliği yönünden baktırdınız mı? Evet, gittim de doktorda şey verdi, kan verdi. Kansızlığından dolayı falan dedi. Başka da yok. Şimdi ben bir karışım söyleyeyim. Bir daha söylüyorum. Kantaran otuyla çarkıfelek otunu kaynatın. Güzelce kaynattıktan sonra 2 ya da 3 çay kaşığı verin. Doğaldır. İçinde doğal pasiflora vardır. Çocuğunuzu rahatlatıp uyutacaktır. Bence bir deneyin onu. Bir deneyin efendim. Sonra bize de yazın lütfen. Nasıl geldiğini. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun. Allah'ım, 2 çocuklu anneler, 3 çocuklu ne kadar zor. Nefes alacak vakitleri olmuyor ama. Vallahi ellerinizden öpüyoruz sizi. Beygül Hanım merhaba. Bu arada tuz almaya gidiyorum ve ekmek almaya. Hah, Yaşa Furkancığım. Merhaba. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağolunuz Birgül Hanımcığım, buyurun efendim. Ben 14 aylık bebeğim için aramıştım. Allah bağışlasın. Hayır, bir sorunum vardı. Buyurun. Sağ olun, buyurun. Teşekkür ederim cümlemizinkine. Şu an 14 aylık, yaklaşık 10 kilo 100 gram, boyu da 77 santim. 14 aylık ne kadar olması gerekiyor yani, aşağı yukarı? 10,5-11 kilo arasında kilosu olması lazım. 78 evet. ile 80 arasında da boyu olması lazım. Fena değil. Evet. Yalnız bir de çok ishal oluyor, enfeksiyon geçiriyor. Gece mesela uyumuyor. Bir de çok iştahsız sağ, zor, çok zor. Ben mesela bebekken... Ama ishali bence dişe bağlıdır. Yani çocuklarda, benim kendi çocuklarımda da öyle oldu. 9 aydan 15-16 aya kadar ne kilo aldılar... İshal oldular, sürekli ağrı çektiler. Bunun için aradım yani, diş, normal bir şey mi? Normal. Diş çıkarken dönerek çıkar. Yani normal böyle düz çıkmaz. Dönerek çıktığı için çocukta birden böyle geceleri çimdik atmışın gibi uyanmalar olur. O çimdik atmışın gibi uyanmalarda çocuğunuzu asla uyandırmayın. Gidin hafifçe pışpışlayın. Göstermeyin kendinizi. Çünkü uyku düzenini bozarsanız ve o yıllarca da devam eder. Diş çıkartırken herkesin çocuğu yaşadı. Benim çocuklarım da dahil. Sizin çocuğunuz da bu doğal süreci yaşayacaktır. Bunda bir sıkıntı yapmayın kendinize. Kıyamam ya, böyle burkula burkula çıkarken. Evet, döne döne çıkar. Acıyor tabii. Acıyor tabii. Gündüz eti o kadar parçalıyor fark ya, gece hareket azaldığı için çok fark ediyor onu. Çok geçmiş olsun efendim. Bilince insan rahatlıyor. Bilmeyince Allah'ım niye bu çocuk uyku düzeni bozuldu deyip kalıyorsunuz. Şimdi sizin bilgileriniz artık profesyonel ellerde. Peki efendim, devam ediyoruz. Bir telefonumuz daha yok mu? Peki boy uzatma şeyimiz verelim. Tamam. Ama önce şunu bir tadalım. Tamam, buyurun.
Kırmızı biberimiz var mı Furkan? Pul biber istiyorsunuz değil mi? Pul biber istiyorum. Getiriyorum. Var mı? Tamam. Var. Biraz üzerine artık onu bırakın onu. Bir tane daha kıracağız. Hemen kırmızı biber de alalım. Çok teşekkür ediyorum Furkan'cığım. Furkan'cığım sen hiç deve kuşu yumurtası yedin mi? Hiç tadına bakmadım. Gel sen de. Gel sen gel. Gel gel. Evet. Gel. Furkan'ım sonra bir de... da hepsini size vereceğim kızlar. Beyler. Onun yumurtasını biz de hani yapıyorduk ama tadına bakmadım yani. Hiç yaptın mı peki? Yok yapmadım. Bak sen aşçıyken yapmamışsın. Bizim burada de. Burada nasip oldu. Olacak. Valla bir tadalım eğer güzelse bunu patentini alır çıkartırız ürünü. Bak ya nasıl? Ben kaç denedim. Hayatta aklıma gelmez. Peki deve kuşu yumurtasının neydi özelliği? Tekrar hatırlatır mısın? 16 yumurtaya eşdeğer içinde kolin içeriyor. Kolin olunca kolin ne oluyor? Kolin de çocuklara hareket yeteneği kazandırıyor, kuvvetlendiriyor. Özellikle yürümesi geciken çocuklarınız varsa deve kuşu yumurtası bu konuda size çok fayda sağlayabilir. Peki buyurun. Siz buyurun zaten. Ben çatal bulamadım. Buyurun. Kaşık ben buldum kendime. Ben bir çatal getireyim size. Yaşa Furkan'cığım. Valla ben yumurtayı ben kibar bibar anlamam valla. Yani eskiden çatal mı vardı? Böyle yerim yumurtamı. Aynen öyle. De neresinden yiyeceğim şimdi? Bu da o kadar çok ki. Bir de sıcak da yiyemem ben. Ama yumurta hiç olmadı orada. Şuradan alırsanız. Burada mı yumurtası? Evet, evet, ama şu beyazlar yağ mı şimdi? Ya onları yapmayın kilo yapar. İşte onlar evet. Sonra kilolu olursunuz. Bak ya. Şimdi bir damla bir şeyden mi kilo olacağım ama. Ekran tombik gösteriyor zaten. Ne yapayım? Heh, aldım. Hadi buyurun beyler. En iyisi böyle köy usulü yemek zaten. Bandırıp ha, yemek. Evet ya. Ne, kime kibar olacağız? Hepimiz biriz işte yani. De. Çok sıcak. Ya yumurta olduğu için rahat rahat yiyorum hani her yerde yapılıyor diye. Ama bu deve kuşu yumurtası. Vallahi yumurtadan hiçbir farkı yok. Ya. İyi. Furkan? Bildiğiniz yumurta menemen. Normal gayet menemen. Evet. E nerede kaldı bunun deve kuşuluğu? Sen ye. Hayır çocuklara şey yapın sen ye sen ye boş ver diye. Bana çocuk muamelesi mi yapıyorsun hocam evet, ya? Kız kardeş muamelesi. Ha, peki. Hala sıcak mı? Ama sarısının lezzeti dikkat ettiniz mi? Biraz daha baskın normal tavuk yumurtasına göre. Bir onu zaten mi yorumlayalım? Ben yumurtaya bayılırım zaten ya. Tamam. Bana hiçbir şey vermeyin. İki soğan, biraz yağ, tava yumurta tamam bitti. Öğrencinin klasik yemeği. Tabii canım akşam sabah menemen makarna. Haşla tamam işte sorun yok bulaşık bizim da yok. Genç kızların da ilk yaptığı yemektir yani yumurta. Bakalım çakabiliyor muyuz? Menemeni kıvırdık. Evet, şimdi büyüme için bir karışım hazırlayalım. Furkan'cığım. Şimdi boy uzamasını istiyorsanız eğer çocuklarınızın sağlıklı boy uzatan formülümüzü hocamız söyleyecek. Tekrar hatırlatayım. Bir ayda 9 santim çocuğumuzun uzadığına biz şahit olduk. Ha sizinki o kadar olmayabilir. Onun gelişimine göre, farklılığına göre. Ama bir de şey vardı. Önce tarif mi? Öyle mi? Yemek tarifini hadi orada verelim gelelim hemen yanınıza. 3 dakika. Tamam. Var mı müsaadeniz? Bekliyorum tabii ki. Tamam. Hemen geldim.